Evet, merhaba hoş geldiniz. Çok uzun bir süredir S23 Ultra kullanıyorum. İlla göstermek gerekirse ön taraftan da şöyle göstereyim. Çok uzun bir süreden kastım da herhalde 6 geçti. Bir 7 aylık süresi var. Kutu açılışını ne zaman yayınladım bilmiyorum. Ben S23 Ultra'yı niye aldım? Kanalı uzun süredir takip eden arkadaşlarımız zaten biliyordur. Benim Samsung tarafına bir yatkınlığım var. Özellikle belli bir bütçeye geçtikten sonra belli bir bütçenin altında bir telefon iyi olduğu sürece hepsini alırım. Realme GT2 Pro aldım çok güzeldi. Bak zamanında OnePlus 5T, 7T kullandım. 3T denemleme şansım oldu. Xiaomi'nin daha palazlanmaya çalıştığı vakitlerde Mi 5S kullanmışlığım oldu. Red Note 4 kullanmışım oldu. Markalara karşı bir garezim yok. Hani bir Apple'a garezim vardı dersiniz ama Apple'a da benim öyle çok fazla garezim yoktu. Sadece belli bir dönem çok sevmiyordum. Çok hoşuma gitmiyordu. Çok hoşuma gitme işinin aslında asıl sebebi de Apple'ın fiyat politikasıydı diyebiliriz. Tabii ki o tarafında kendine göre haklı sebepleri vardı. Orası ayrı bir tartışma konusu. Özel olarak bir firmaya olumsuz bakışım yok. Bugünün Türkiye'sinde ki kaldı şöyle söyleyeyim uzun bir süredir ama Özellikle bugünün Türkiye'sinde, özellikle bugünün Samsung cihazları düşünüldüğünde ben belli bir bütçeye geçtiğimde genellikle Samsung cihazlara bakıyorum. Çok iyi cihazlar var mı? Evet çok iyi cihazlar var. Gerçekten çok iyi cihazlar var. Ama en nihayetine bakın ben şöyle göstereyim. Tercihimi S23 Ultra'dan kullandım. Bundan da neredeyse elbette her telefonun pürüzleri olur ama neredeyse hiçbir memnuniyetsizlik duymadım, hiçbir pişmanlık duymadım, hiçbir pişmanlık yaşamadım. Bu videoda ben S23 Ultra'yı neden aldığımı, hangi şartlar altında aldığımı, hangi kategorilere dayanarak aldığımı anlatacağım. 6-7 aydır kullanıyorum. Memnun muyum değil miyim Mem muyum değil miyim ben en iyi özelliklerinde en kötü özelliklerinde uzun uzun anlattım. Ayrı bir incelemede çıkarmayı düşünüyorum. Bu videoya bir inceleme olarak bakmayın. Ben bu videoda şunu anlatacağım. Hani bu kadar iyi cihaz var. iPhone'u var. Xiaomi'nin bazı güzel cihazları var. Vesaire vesaire var. Bu kadar iyi cihazın arasında kötü cihaz artık kamera segmentte neredeyse yok. Bu kadar iyi cihaz arasında neden S24 Ultra'yı seçtim? Ve mesela bugün S24 Ultra diyoruz. Bu kadar iyi cihaz arasında neden S24 Ultra'yı seçerim? Bunları bu videoda anlatmaya çalışacağım. Yoksa mesela kamera ise şimdi Xiaomi'nin Ultra'larının ana kamerası yok mu? Hayır var. Başka firmaların kamerası yok mu? Var. Başka firmaların ekranı yok mu? Var. İşlemcisi yok mu? Var. Bunda da 8 Gen var. Xiaomi'nin cihazlarında 8 Gen var. Apple'ın işlemcisi yok mu? Apple zaten en başta işlemcisiyle gelen bir firma. Bu videoda dediğim gibi aldığım vakit yani 6-7 ay önce ben neden s 23 Ultra'yı aldım? Aldığıma pişman mıyım? O gün ben başka cihaza alsaydım daha mı iyi olurdu? Mesela o gün ne alınabilir diye. Bugün, bugünün şartlarında, bugünün fiyatlarında s 23 Ultra'yı veya S24 Ultra'yı alır mıyım? Muhtemel rakipler Honor Magic 6 Pro gelecek, iPhone 15 Pro Max var, Xiaomi 14 Ultra var, Xiaomi 14'ün kendisi var. Mesela özellikle Türkiye piyasası düşünüldüğü veya yurt dışı piyasası düşünüldüğünde S23 Ultra'ya ve S24 Ultra'ya karşı ben bu cihazları tercih eder miyim? Bu sorulara öyle veya böyle cevap vermeye çalışacağım ama videonun ana gündem maddesi ben o gün S23 Ultra'yı neden aldım? Hangi kategorilere göre aldım? Çok uzun ve kendini tekrar eden bir giriş oldu. Bu girişten sonra hemen videoya başlayalım. Şimdi ben S23 Ultra'yı alırken 4 tane kategoriye dikkat ettim. Birincisi fiyat ve bulunabilirlik ama en önemlisi fiyat. İkincisi marka, denge, güvenirlik. Marka bir kriter midir? Valla arkadaşlar bu kadar yüksek paraların bağlandığı bir ortamda Marka benim için bir kriterdir Yani o kadar yüksek paraların bağlandığı bir noktada Gerek yurt dışı olsun Yurt dışında da 30 bin lira bağlıyorsunuz Yurt dışında 50-60-70 bin lira bağlıyorsunuz Bu kadar yüksek paraların bağlandığı yerde Evet marka benim için kriterdir Hiç bunu söylemeye gerek yok Ve denge Hani bu denge Marka kategorisinin içerisine sokulabilir mi? O bir tartışma konusu ayrı ayrı değerlendiririz Üçüncü kategori yazılım ve uyumluluk Bunu uzun uzun açacağım Buradaki uyumluluktan kastım da Her şeyi yapabilme yani ben şuna tahammül edemem. Ya bir şey yapamıyor. Bir şey yapamıyor. S23 Ultra'nın bir şey yapamadığı yerler var mı? Var. Evet var onu da söyleyeceğim ama. Bir özellik eksik mi? O özelliği ne kadar iyi yaptığı veya ne kadar kötü yaptığı ayrı bir tartışma konusu. Dördüncü maddede tabii ki kamera. Benim bu cihazı almamın en önemli sebebi kameraydı. Bugün kamerayı kullanıyor musun? Gittim Fujifilm x aldım. İşin doğrusu bu. Ama kullandığım süre boyunca kamerasından ciddi manada memnundum. Pürüz vardır yoktur o tartışma konusu ciddi manada memnundum. Ayrıca mesela hani XS20 geldi toplamı bu kamerayı bırakıyor musun? Hayır. Bu gerçekten iyi bir kamera. Gerçekten iyi bir kamera sahip s Aynasız kameralar iyi hoş ama mesela bir aynasız kameranın bir amiral gemisi iPhone olsun veya başka bir firma olsun bir amiral gemisi kadar termal performansı var mı tartışılır video çekerken. Bir amiral gemisi kadar pil performansı var mı tartışılır. Bir amiral gemisi kadar mobil mi? Şimdi ben XS20'yi takacağım bir yere acaba tripoda bir şey olur mu? Eğdiririm falan. Lensiyle ile birlikte 900 gram. Bir kilo mu bir şey? Bu telefon 220 gram. Bunu rahat rahat istediğim yere takabiliyorum ve ciddi bir ağırlığı yok. 200 gram hiçbir şey yani kameranın yanında. Bu bir pratiklik sağlıyor. Mesela önemli bir detay video çekiyorsunuz. Ekran büyük. Ben küçücük bir ekrandan bakıyorum. Acaba netlemiş mi netlememiş mi? Bunu iyi bir şekilde kontrol edemiyorsun. Yanına bir masraf daha yapman gerekiyor. Telefonun ekranı büyük. Telefon ekranı daha kolay kontrol edebilir. Gibi gibi. Ya çeşitli avantajları var ama uzun lafın kısası şu. Kamera için aldım. Kamera için kullandığım vakit nerede de neredeyse bir telefon için konuşursak neredeyse hiçbir memnuniyetsizlik yaşamadım. Pürüz var mıdır? E vardır. O illa olacak. Şimdi başta şunu söylemek lazım. Ben bu ürünü alırken ne vardı? 2023'te arkadaşlar hiçbir amiral gemisi yoktu. Ya i̇şin doğrusu bu. Aslında 2003'te hiçbir amiral gemisi yoktu. Sadece S23 Ultra ile iPhone 14 Pro Max vardı. Bugün için konuşursak o vakitlerde var mıydı yok muydu? Pazarda ne kadar bulunabiliyordu? Onu bilmiyorum ama. Siz buraya Xiaomi 13 Ultra'yı da S23 Ultra'ya bir rakip olarak ekleyebilirsiniz. Bunu da bir kenara koyalım. Onu da o günün şartlarında olan bir telefon olarak değerlendirebiliriz. Xiaomi 13 Pro'yu buraya katmaya gerek yok. Onu katmak yani Xiaomi 13 Ultra'yı almak daha iyi olur. Günümüz cihazlarında da mesela hani bugün olsak. Tamam bunları bir nesil geride bıraktık diyelim. Ki S23 Ultra'nın hala alınabilirliği var fiyatları düşünüldüğümüzde yurt dışı veya yurt içi. Bugün de s 4 Ultra var. Honor Magic 6 Pro gelecek. Xiaomi 14 Ultra var. iPhone 15 Pro Max tabii ki var. Bunları da ya bugün alacağız bunları. Gerek yurt içi gerek yurt dışı. Hangisini tercih ederdim? Değerlendirme cihazımız bunlar. Şimdi birinci kategoriye gelirsek. Fiyat bununla birlikte yanına da ben servisi koymuşum. Şimdi s Ultra ben aldığım vakit Samsung'un en tepe ürünüydü. O zaman o vakit s Ultra falan yoktu. Alabileceğiniz en iyi Samsung ürünü S23 Ultra'ydı. Bugün siz S23 Ultra'yı yurt dışı da alsanız. Yurt dışı da alsanız. S23 Ultra'nın segmentinde bir ürün yok. S23 Ultra'nın segmentinde olup da S23 liradan daha ucuz olan bir ürün yok. Benim aldığım vakit pazarda hakikaten esim şutlarının fiyat olarak segment ve fiyat ilişkisi sağlıklı olduğunda esim şutların bir alternatifi yoktu. Bugün iki tane istisnası var. Yurt içi ve yurt dışı. Yurt dışında Xiaomi 13 Ultra var. Daha ucuza bulunabiliyor. Türkiye'de de Xiaomi 14 var. Xiaomi 14 Baya güzel bir cihaz. 8 genişli Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi. Tam amiral gemisi değil. Üzerinde bir 14 Pro var ama o global'e çıkmadı. Üzerinde Xiaomi 14 Ultra var. Türkiye'de satışa çıktı. Kaç paraya satışa çıktı? 75.000 TL. Bunlar iki istisnası. Ancak bu iki istisnayı bugün de düşünsek, dün de düşünsek. Xiaomi 14 özeline konuşursak. Evet 8 genişli güzel bir cihaz. Ama mesela ben 10x optik zoom'u isterim. Bu bir kenara. Biz şimdi bunların Türkiye fiyatını kıyaslıyoruz ya. Xiaomi 14'ün ekran küçük. Mesela ekran büyüklüğü benim için çok önemli bir detay. O yüzden ben 8 geniş olmasına rağmen 8 geniş benim kullanımımda gayet yeterli olduğu için Otomatik olarak Xiaomi 14'ü kendi adıma eliyorum. Niye? Çünkü küçük ekran. 6.7 inçten daha küçük ekranda bir telefonu kullanmak istemiyorum. Bu bir kişisel tercih. Mesela siz küçük ekran istiyorsanız Xiaomi 14 olabilir mi? Niye olmasın? 8 genişli iyi kameralı bir ürün. Küçük ekranlı kompakt kutudan hızlı çıkan gibi. Fiyat konusu bu şekilde. Fiyat konusunu yurtdışına girersek Xiaomi 13 Ultra'yı siz 23, 24, 25 bin TL bulabiliyorsunuz. S23 Ultra'da ikisini de yurt kıyaslıyorsak 28 bin TL civarında. Şimdi Xiaomi 13 Ultra global bir model değil. Mesela o gün olsaydı da almama sebebi bu olurdu. Bugün o da almama bu. Xiaomi 13 Ultra 10 numara 5 yıldız bir cihaz. Biz fiyat ve servis bakımından bakıyoruz şimdi bu olaya. Başka tarafları da var ama fiyat ve servis bakımından bakarsak Xiaomi 13 Ultra'nın eksiği global olmayışı. Çin versiyonu. Daha doğrusu Çin dışında satışa çıkmadı diyebiliyorum. Şimdi arkadaşlar yurt dışı bir ürünü aldınız bir şey oldu ürüne. Ürüne bir şey oldu. Sizin tamam mı? Destek alma ihtimaliniz S23 Ultra'da çok ama çok daha fazla. Niye? Çünkü S23 Ultra global bir model. Çok fazla satıyor. Çok fazla satıyor. Sizin S23 Ultra için destek bulmanız, servis bulmanız Xiaomi 13 Ultra'dan çok daha olası. Üstelik normal şartlar altında siz yurt dışı bir ürün alsanız bile benim bildiğim kadarıyla Samsung'un servisine telefonu götürürseniz parasıyla hizmet alabiliyorsunuz. Bu ne kadar kapsıyor? Hangi bölümlerde parasıyla destek alabiliyorsunuz? Bunun kapsamına ben tam hakim değilim. Ama mesela bildiğim kadarıyla bir gitseniz ben değil değiştirmek istiyorum 2 sene sonra. Yurt dışı ürüne normal şartlar altında destek alabiliyorsunuz. Bunun bir de normal olmayan şartları var. Normal olmayan şartlara çok girmeye gerek yok. Neyin ne olduğunu anlayan anladı zaten de. Normal olmayan şartlar altında da mesela ben pilimi değiştirebildim diyenleri de gördüm. Ama bunun bir garantisi yok. Normal şartlarda Samsung'un servisine giderseniz yurt dışı bir üründe parasıyla hizmet alabiliyorsunuz. Mesela bu büyük bir avantaj yurt dışı alınan bir ürün için. Samsung servisini bir kenara bırakıyorum arkadaşlar. S23 Ultra satan bir model. Ciddi manada satan bir model. Destek bulmanız daha kolay olacaktır. Bu benim seçimimde önemli bir detay oldu. Xiaomi tarafını bir kenara bırakırsak şimdi yurt dışı ürün olarak Oppo Find X6 Pro'yu konuşursunuz. Vivo X90 Pro Plus'ı konuşursunuz. Ama sadece konuşursunuz. Şimdi bu ürünler yok. Yoktan kastım. Ya bunların fiyatı iyi olmuyor. Ya bunların bulunabilirliği yok. Bunlar genel geçer modeller değil. Bunlar butik modeller. Bunlar butik modeller olduğu için ben de zaten değerlendirme bıraktım. Yani açık konuşmak gerekirse ben sizin gibi sıradan bir kullanıcıyım. Sizin gibi sıradan bir kullanıcı olarak ben her ne kadar Oppo Find X6 Pro'yu gerçekten çok beğensem de ben her ne kadar Vivo X90 Pro Plus'ı çok beğensem de S23 Ultra gibi garanti bir model varken yurt dışı şartları için konuşursak ben 28-29 bin TL'yi Find X6 Pro'ya veya Vivo X90 Pro Plus'a bağlayamam. Cepten o para çıkmaz. Bu cihazları ben gerçekten mesela Vivo X90 Pro Plus'ı ben gerçekten çok beğeniyorum ama çıkmaz para o cepten. İşin gerçeğini konuşmak lazım. Bu ürünler Türkiye'ye gelir. Find X6 Pro'nun Vivo X90 Pro Plus'ın gayet değerlendirilebilecek ürünler olduğunu düşünüyorum. Yurt içinde de para bağlanır mı? O bir tartışma konusu. Yurt dışında para bağlamanın ben biraz tek atımlı kurşunu boşa sıkmak olduğunu düşünüyorum. Mesela siz yurt dışı S23 Ultra aldınız. S23 Ultra yurt içinde de, yurt dışında da, globalde de, ya bütün dünyada da çok satan bir model. Yurt dışı alırsan size s Bir nevi iPhone gibi satabilme imkanı. Yani ikinci el değeri, ikinci el piyasası satılabilirliği yüksek bir ürün. Çünkü çok satıyor, çok biliniyor, çok referans olan bir ürün ve marka değeri yüksek olan bir ürün ve kendini kanıtlamış bir ürün. Bunları bir kenara koyalım. Ya garanti bir ürün. Bazı noktaları bundan daha iyi yapan cihazlar vardı. Da birisi daha iyi fotoğraf çeker, öbürü daha iyi video çeker ama bu s garanti bir ürün. Onu biliyorsunuz. Burada mesele zaten güvene çıkıyor. Bunu söyledik iPhone meselesi. Şimdi iPhone 14 Pro ve iPhone 15 Pro. O vakit iPhone 15 Pro da Onu çok konuşmaya gerek yok. 14 Pro tarafında 14 Pro 128 ile başlıyor. Bir defa küçük ekran zaten benim için kabul edilebilir de değil. Otomatik olarak buradan eliyoruz. Pro Max tarafına baktığımızda o gün için konuşursak 14 Pro Max'in 128 zaten alınabilir değil benim için. Benim gibi bir kullanıcı için. Size belki 128 yeter ona bir şey diyemem. 14 Pro Max'in 256'sı veya iPhone'ların Pro Max'lerin 256'ları Samsung'un ultralarından yurt içinde de yurt dışında da her zaman bir nebze pahalı oluyor. Benim kullanımımda Android'den benim gibi memnun bir kullanıcı için Fiyat farkını vermenin pek bir anlamı yok. Hani zaten hani iOS'u çok seven biri değilim. Fiyat konusu bu şekildeydi. Burada aslında özet olarak söylenmesi gereken şey şu. Bugünün şartlarını bir kenara bırakıyorum ama bugünün şartlarını da ele alsak. Dünün yani ben telefonu aldığım vaktin şartlarını da ele alsak. Yurt dışı olarak da baksak. Yurt içi olarak da baksak. Kimisi S23 Ultra'nın olağanüstü bir model olmadığını savunabilir. Ben ona itiraz etmem. O öyle düşünüyordur derim ama S23 Ultra her bir noktada dengeyi tutturmuş. Üstüne üstlük fiyatı böyle absürt olmayan yani diğerlerinden fazla fazla ayrışmayan bir model. Bunun muadil olan modeller de bunun fiyatına satılıyor veya yakınında satılıyor. Hatta bazıları daha pahalı. Bu sebepten ötürü ben fiyat konusunda, servis konusunda, bulunabilirlik konusunda SM Stray'ı tercih etmiştim. Şimdi marka, denge, özellik diye bir başlık açmışım. Ben uzun süre Samsung kullandım. Galaxy S7 mesela ciddi olarak uzun süre kullandığım Samsung'un ilk kamera gemisi desem yanlış olmaz. Uzun süre kullandım. İki sene falan S7 kullandım ben. Arada da çeşitli Samsung deneyimleri de oldu. En sonunda SMF kullanıyordum. Samsung'la arayüzüyle, yazılımıyla, karakteristiğiyle bir sorunum yoktu. O yüzden ben zaten diğer firmaların önüne bir tık koydum. s bitirmiş o baktığımızda da şunu düşündüm. Şimdi bu cihazın bir tane vukuatı var. O bir tane vukuatına hız şarj. Millet 120 watt diyor, 90 watt diyor, 80 watt diyor. En kötüsü 65 watt diyor. Ben uçuyorum diyor, kaçıyorum diyor. Ben olağanüstü müthiş fotoğraf çekiyorum diyor. Benim pilim şöyle diyor, ben birinci sensör sunuyorum diyor. Diyor da diyor, diyor da diyor. Hepsi bir şey diyor. Ama bu firmaların hiçbiri bana Samsung gibi hitap etmiyordu. Burada bir kişisel tercih yaptım. Kişisel tercihin yanı sıra yine fiyat kısmında uzun uzun söylediğim gibi. s Ultra denge olarak gerçekten çok dengeli bir ürün. Bu kusurları var mı? Kusur sayarsınız. Hani mesela kamera tarafında söyleyeceğim. Fotoğrafta keskinleştirme yapıyor. Düzeltme yolu var, yumuşatma yolu var ama fotoğrafta keskinleştirme yapıyordu. Mesela hızlı şarj bir eksik nokta. Ama mesela burada en gerçek alabileceğimiz eksi hızlı şarj. Hızlı şarjın yavaş oluşu. 45 watt bile taksanız çok hızlı şarj olmuyor. Ben zaten 25 watt'ta kullanıyorum. O da benim kullanımımda ciddi bir problem değildi. Onun dışında siz bunun ekranına baksanız piyasanın en iyilerinden birisi. Hiç tartışmasız. Kamerasına baksanız, kamera paketine baksanız hiçbir kamerasında ciddi bir eksiklik yok. Yardımcı kamerası daha iyi olan, daha kabili sensör kullanan firmalar var mı? Oppo Find X6 Pro. IMX 890 kullanıyoruz sanırım birkaç tane yardımcı kamerasında. Ama zaten ne dedik? Find X6 Pro'nun fiyat birlikte vesaire. Hani tutmuyor. Butik bir ürün öyle hani S23 Ultra gibi çok satan çok referans olan çok kullanılan bir ürün değil. Bunlar Oppo Find X6 Pro için söylenebilir. S23 Ultra'nın dediğim gibi en önemli özelliği çok sıradan model. Nasıl çok sıradan model? Hiçbir yerde hızlı şarj konusunda dediğim gibi ya bunun şurası çok sorunlu falan demiyorsunuz. Mutlaka her bir noktada bir seviyeyi tutturuyor. Sırf bu denge meselesinden ötürü benim tercih sebebim oldu. Şimdi mesela bu özellik işinde bu işin kralı Xiaomi 13 Ben diyor 1 inç sensör sunuyorum diyor. 90 watt ya, ya da 80 watt ya 90 watt hızlı şarj sunuyorum diyor. Şey Xiaomi 13 Ultra gerçekten çok iyi bir model. Ama siz şimdi bakıyorsunuz ön kamerada 4K yok. Biz şimdi burada ne diyoruz? Amiral gemisi diyoruz. En üst segment diyoruz. Şimdi en üst segment gayet pahalı bir cihazda ön kamerada 4K yoksa bu benim için bariz bir eksidir. Bunu ben düzeltemem. Samsung'un hızlı şarjı problem mi? Evet problem ama 25 watt takıyorsun 1 saat 10 dakikada şarj oluyor ve çok absürt bir kullanıcı değilseniz pili mutlaka bir günü bitiriyor. Böyle bir ortamda, böyle bir durumda ben hızlı şarjı tolere edebilirim ama bir amiral gemisinde ön kamerada 4K video kaydının olmayışını tolere etmem. Kiminiz için de bu ön kamera meselesi önemli değildir. Hızlı şarj için önemlidir. O gidip de 13 Ultra'yı tercih edebilir. Ben bu videoda biraz kişisel yorum yaptığım için, sonuçta ben neden aldım dediğim için benim burada 13 Ultra'yı eleme sebeplerinden biri buydu. Az önce tekrar tekrar söylediğim üzere ne dedim? 13 Ultra mesela çok güzel model. 14 Ultra'yı da beğeniyorum, 13 Ultra'yı da çok beğeniyorum. Ama bakın oturup düşünüyorum ben, global olmayan, öyle çok fazla satmayan, çok fazla referansı olmayan, çok güzel bir ama. Yine ikinci kez söylüyorum, ben sıradan bir tüketiciyim. Şimdi ben ona 30 bin lira, 25 bin lira para şahsen bağlayamam. Bağlayanları gördüm, konuştum. Cihazdan çok memnunlar. Onların kendi kişisel tercihi. Onlar da aslında beni gibi tek atımlı kurşuna sahip. Onlar bağlamayı tercih etmiş. Ben tercih etmedim. Bu biraz kişisel bir tesela. Ben bunları söylüyorum ama çok ezici bir çoğunluk aynı benim yaptığımı yapıyor. Tek atımlı kurşunlarını yurt içi veya yurt dışı olmak üzere garanti modele bağlıyor. Bu önemli bir detay bana göre. iPhone tarafında o vakit, o vakit için konuşuyorum. 14 Pro ve 14 Pro Max vardı. Şimdi 14 Pro ve 14 Pro Max'i Pro'yu neden ele edildiğimi söyledim. Küçük ekran olur iş değil benim için. 14 Pro Max tarafında ben Type-C portunu çok kullanıyorum. Bilgisayara çok fazla veri aktarıyorum. Şimdi Lightning portu, USB 2.0. Hani USB 2.0'ı ben de kablo kadar USB x kullandım telefonda ama Lightning portu benim hayatımda yok. Klasik sıradan bir telefon olarak bakıyorsak biz Lightning portunu sadece şarj etme odaklı bakıyorsak 14 Pro Max hiç itirazsız çok güzel bir model. Ama benim çok kullandığım bir özellik bütün kablolarım Type-C şimdi ben kalkıp da Lightning arayamam sağda sonda. Ben bir Windows kullanıcısıyım. Lightning portu otomatik olarak zaten 14 Pro Max'i e eletiyordu bana. Üstelik bana rasyonel bir katkısı da yok. Evet ben burada Type-C'den vazgeçiyorum. 14 Pro Max alıyorum. Peki 14 Pro Max bana bunun karşılığında ne veriyor? Ne veriyor derseniz daha pahalı. Ve benim sevmediğim bir işletim sistemi olan iOS'u veriyor. O zaman bunun bir anlamı yok. Zaten memnun olduğum bir firma. Hiç böyle bir kusuru yok. E tamam dengeli birini aldık geçtik. Ben sonunda bir not yazmışım. O notu size okumak istiyorum. Olaya bir bütün olarak baktığımızda ben S23 Ultra'yı özellik olarak tabiri caizse vukuata olmayışı. Uzun yıllardır öyle veya böyle Samsung kullanmam. Fiyatını yurt dışı olsun, yurt içi olsun makul oluşu dolayısıyla satın aldım. Almıştım. Bu son kısımla birlikte marka, denge, özellik dengesi kısmını anlatabildiğimi düşünüyorum. Şimdi üçüncü kısma gelirsek yazılım ve uyumluluk. Şimdi ben bu bölümde size Samsung'un yazılımını neden beğendiğimi anlatmadan önce diğer firmaların yazılımını neden beğenmiyorum? Diğer firmaların uyumluluğunu neden beğenmiyorum? Önce onu ben anlatmak istiyorum. Xiaomi için konuşursak. Xiaomi Android güzel. Xiaomi'nin işlevsellik olarak arayüzü kötü de değil. Özellikle var ama ben Xiaomi'nin arayüzünü bir türlü beğenemiyorum. Ben bir türlü Xiaomi'nin arayüzünden bir premiumlu havası alamıyorum. Özellik eksiklikleri de benim kullanımımda var alıştığım bazı özellikler yok Xiaomi tarafından. Bunu 13 Ultra ve 14 Ultra'ya sanırım getirdiler. Ya yeni 13 ve 14 sesine bir şekilde getirdiler ama bunun detayına Samsung'un yazılım kısmına girmek istiyorum. Ama işin özü şu. Benim 13 Ultra yazılım kısmında tercih etmememin en büyük sebebi ben Xiaomi yazılımını beğenmiyorum. Bak bu kadar net. Ben Xiaomi yazılımını hakikaten beğenmiyorum. Yavaş mı çalışıyor? Yo. Bende de Pro Pro var. Gayet iyi çalışıyor. Gayet iyi çalışıyor. Animasyonlarda bir tutarsızlık mı var? Animasyonları gayet iyi. Bir özellik eksiği var ama genel kullanıcı için böyle absürtlük var mı? Yok. Ha 11 Temmuz'da reklam çıkıyor. Çok absürt reklamlar mı? Çok absürt bildirimler mi? Bunları yamayabiliyoruz. Ama en nihayetine şu. Ben elim alıp baktığımda herkesin bir kişisel fikri vardır. Hoşuma gitmiyor Xiaomi arayüzü. Aksine ben Xiaomi çok beğenen insanları da gördüm. Olabilir. Herkesin kriterleri aynı değil. Burada asıl mesela iPhone meselesi. Şimdi arkadaşlar iPhone'un olsun. Kaliteli bir yazılım olduğu konusunda hepimiz hemfikirizdir. Sağını solunu beğenmeyiz. O bir tartışma konusu. O bir kişisel zevk. iOS'un kaliteli olduğunu. Ya iOS kaliteli olmasa zaten buraya gelmez. iOS'un kaliteli olduğunu hepimiz kabul ediyoruz diye düşünüyorum. Şimdi sorun şu. iPhone kullanmak için özellikle benim kullanımımda Mac kullanmanız gerekiyor. E ben de Macbook yok. Ben Windows kullanıcısıyım. Bir dosya aktarım falan filan oldu vakit. Tamam çatır çatır yapıyorum. Mesela 14 Pro Max Lightning dedik. Şimdi Lightning kablosu arayacağım. Yok bilgisayara bağlayacağım. Yok onunla uğraşacağım. Yok bununla uğraşacağım. Bu ürün Type-C portu. Bir de hızlı bir Type-C kablosu alırsanız 14 Pro ile kıyasladığımızda uygun Type-C kablosuyla bilgisayara 200-220 MB saniye ile dosya atabiliyorsunuz. Gayet güzel, gayet iyi. Bunun yanı sıra Samsung Flow diye bir uygulaması var Samsung'un. Onunla zaten uçarak dosya atıyorsunuz. Uzun lafın kısası uyumluluk konusu. Şimdi iOS kullanıyorsanız ve biraz böyle bilgisayarla iletişime geçiyorsanız Apple bir ekosistem kurmuş kendisine göre. İyi de kurmuş. Parasını verirseniz alırsınız. Parasını verirseniz iyi bir deneyim elde ediyorsunuz. Ama yani iPhone'u para, Mac'i para. Yanına bir iPad sıkıştıracaksın. Tamam ben de iPad var ama iPad'i ben bir ekosistem içerisinde bunlarla bir iletişim içerisinde kullanmıyorum. iPad evde kullanılan bir tüketim aracı. Çok da güzel işini yerine getiriyor. Yapması gerekeni kesinlikle yapıyor. Benim bu senaryoda zaten kısıtlı bütçem olan bir ortamda kalkıp da iPhone alayım. Yok bilmediğim bir sistem debeleyeyim. Hani iOS'u bilmediğimden değil de. E sonuçta Android daha fazla kullandım. Benim böyle bir şansım yoktu. iOS dolayısıyla zaten iPhone otomatik olarak ededim. Bu kullanamam. Aşırı sorun yaşarım demek değil. Ne gerek var? Yani ne gerek var? Rasyonel bir seçim değil. Mantıklı bir seçenek değil. Bunların yanı sıra hani yazılım uyumluluk diyoruz. Lightning, Lightning dedim. Lightning portu da buraya eklenebilecek bir detay. Onu söylemek lazım. Eleme birisi. Burada bir araya girmek istiyorum. Mesela bugüne gelip olaya bakarsak Type C portlu ve hızlı Type C portlu iPhone 15 Pro. Üstelik video çekiyorum telefonla, SSD'ye video kaydı olsun. ProRes log video kaydı olsun. Benim işime yarayacak bazı özellikleri veriyor. Bunlar gerçekten önemli detaylar. Uyumluluk biraz daha artmış. Hani hiç olmadı. SSD'yi takarsınız, videoyu oraya aktarırsınız, chat bilgisayar takarsınız. Hiçbir sorun yaşamadan işinize devam edersiniz. Burada yine 15 Pro Max'i e elerseniz iki noktada elersiniz. Bir fiyat, iki de iOS. iOS hala benim pek kullanmak istemediğim bir işletim sistemi. Burada S4 Ultra kıyasla fiyat olarak kaydettiğinizle tutuyorsunuz. 66 67 diye buluyorsunuz. 15 Pro Max'in 512'si 85 86.000 TL. 20.000 TL iyi para. Yani 20.000 TL bir tane Samsung'un tabletini alabiliyorsunuz. Ama sınırsız paranız varsa veya çok paranız varsa 15 Pro Max gayet gayet tercih edilebilir bir model. Ben de gayet beğeniyorum. Ben 14 Pro Max'ten çok daha fazla beğeniyorum 15 Pro Max'i. Onu da söylemek lazım. Burada bir de hani s 4 Ultra kısmına girdik. Xiaomi 14 Ultra var. Videonun sonunda bu s 4 Ultra Honor Magic 6 Pro iPhone 15 Pro Max, Xiaomi 14 Ultra vesaire vesaire kısmına detaylıca girmek istiyorum ama veya özet bir yorum yapmak istiyorum. Ama ama sorun şu. Ta videonun başında söylediğim gibi. Ben sıradan bir kullanıcıyım. Öyle muazzam bütçeye sahip değilim böyle büyük bir parayı gömeceksem, bağlayacaksam bir cihaza o herhalde Samsung veya Apple olurdu. Şimdi 60-70 bin TL. Ben evet Xiaomi 14 Ultra'yı çok beğendim. Hakikaten beğendim. Şimdi Honda Magic 6 buraya gelecek 60 bin TL'ye. İyisin, hoşsun da ben sana 60 bin TL'ye bağlayamam. Çoğunluk da bana şu an evet haklısın biz de bağlayamayız diyordur. Haksız mıyım? Lütfen yorumlara yazın bunu. İşin doğrusunu konuşalım. Xiaomi 14 Ultra çok güzel cihaz. Magic 6 Pro çok güzel cihaz da 10 kişiden yarımı bağlar, 10 kişiden biri bağlar. O bir de yani 10 kişiden 3'ü de Samsung'a bağlar. Etti sana 4. 10 kişiden 6'sı da Apple'a bağlar. Belki hani 10 kişiden 7'si Apple yapılamalar o üç arasında bir şekilde kendini paylaşır. Bu bir realite. Ben de klasik sıradan bir tüketici olarak Xiaomi 14 Ultra'ya Magic 6 Pro'ya veya başka bir Android amiral gemisine kendi ekonomik durumumun izin verdiği çerçeveden bakarsak 60.000 TL'ye 70.000 TL'yi keza yurt dışında 30.000 TL'ye 35.000 TL'yi ben bağlayamam arkadaşlar. Bakın ben burada yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bunlar gerçekten çok iyi cihazlar. Bunlar çok iyi cihazlar. Ama birisi iyisi öbürü de zaten çok iyi. Birisi yüzük cihazsa öbürü de 90'lık cihaz. Olaya nasıl baktığınıza göre, nasıl isteklere sahip olduğunuza göre iş değişir. Bu ürünler kötü olduğu için değil. Samsung tarafı, Apple tarafı güvenilir. Xiaomi 4 Ultra, Magic 6 Pro bunlar güvenilir değil mi? Hayır bunlar da güvenilir. Sorun şu. Bugün S24 Ultra da vardı. Videonun sonunda yapacağım yorum burada yaptım ben ama. Bugün S24 Ultra var. Dün S23 Ultra vardı. S22 Ultra vardı. S21 Ultra vardı. S20 Ultra, Ultra vardı. Bunlar Türkiye'de hep vardı. Honor Magic 6 Pro geldi. 60 TL geldi. Senin bir Türkiye'de amiral kültürün yok? Senin Türkiye'de en fazla satan ürün Honor 90. Honor Magic 6 Pro'nun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Senin bir kültürün yok. İyilerin, çok iyilerin, çok güvenilir ürünlerin yanında kendini kanıtlamak zorunda olan bir ürünsün. Ne gerek var? 3-4 sene getirsinler peş peşe amiral gemisi. Bir kültür oluşsun, bir tüketicisi olsun, bir ikinci el piyasası oluşsun. O gün düşünürüz. Keza Xiaomi 14 Ultra. Şimdi Xiaomi amiral gemisi getiriyor diyebilirsiniz. Mi 6, ithalatçı, Türkiye garantili geldi mi bilmiyorum ama ithalatçı garantili geldi. Mi 8, Mi 10, Mi 11, Mi 12 ve Mi 12 Pro, Mi 13 ve Mi 13 Pro bunlar geldi. Abi Mi 13 Pro'yu 4-5 ay sattılar sonra yok. Ama Samsung sitesinde hala s satıyor. Pazarda hala 14 Abi, Apple şeyden dolayı satmıyor. Apple niye satmıyor? Apple çünkü bir Pro çıktığında önceki Pro'yu öldürüyor. Ama düz modelleri 15'i, 14 i satıyor hala Apple. Satıyor var bunlar. Bir devamlılığı, bir sürekliği var. Ve bunlar iyi cihazlar. 15 Pro Max iyi cihaz. Bu sebeple ötürü Samsung'un bile Apple'a karşı aşırı manada fiyat çalıştığı bu ortamda. Mesela Xiaomi şey 14 Ultra çok güzel cihaz da arkadaş 75'in yaşın TL'si onu satamazsın. Çok niş bir kitleye satarsın. Senin bir şekilde fiyat oynaman gerekiyor. Tamam. Tamam bu firmalar ucuz cihaz çıkararak. Çok ucuz. Sürekli rekabete oynayarak bir yere varamaz. Ama bir kültür oluşsa kadar, bir şey oluşsa kadar, bir güven oluşsa kadar, şey o güveni kimine göre oluşturdu, kimine göre oluşturmadı, bir yere kadar bir süreklilik arz etmeleri gerekiyor ve bir kültür oluşturmaları gerekiyor. Bunun dışında bu firmaların üst segmentte ürün satması o kadar kolay değil. Bak Xiaomi 14 mesela. Xiaomi 14 belli bir miktar gidiyor. 50 bin TL, 48 bin, 47 TL. Xiaomi 14 belli bir miktar gidiyor. Mesela Xiaomi 13 satıyor bir geçmişi var. 12 TL, 11 TL bir geçmişi var. 13 t Pro bile bir geçmişi var. Ama sen ultra dediğin vakit, ama sen iPhone fiyatını istediğin vakit Samsung falan geç. işin zorla Kusura bakmayın. Şimdi bunları söyledikten sonra hani S20 yazılımı 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 diyoruz. Mesela benim için kritik iki tane özellik var yazılım tarafında. Burada ana gündem maddesi alışkanlık. Samsung yazılımı çok uzun süredir kullanıyorum. Kusursuz değil. Evet kusursuz değil. Ama ciddi manada dengeli bir yazılım. Ve kendini sürekli geliştiriyor. Mesela Banyo 6.1 geldi. Animasyonları gerçekten çok akıcı bir hale getirdiler. Bak bir tane güncelleme yaptım. Telefon kesinlikle ileri gitti. Tamam şikayet eden arkadaşlarımız var. Ben şikayet etmeyen taraftayım. Şikayet edenleri de gördüm. Animasyondan değil de 6.1 güncellemesinden şikayet eden arkadaşları gördüm. İleri gidiyor. Ben bu ileriye gidişe yakın bir vakitte s de gördüm. Mesela S23 Ultra yapılan animasyon geliştirmesinin bir benzerine Android 11'den ben 13'e geçmiştim direkt. Orada hissettim. Yani bir şey geliştirdiler. Bir şeyin ileriye gittiğini ben çok net bir şekilde gördüm. Bunu deneyimlediğim, ileriye gittiğini gördüğüm bir yazılımı tercih etmek bana mantıklı geldi. Olumsuz deneyim de yaşadığım oldu benim. OnePlus 7T. Android 10'dan 11'e geçtik. Zaten üzerine toprak atılan OnePlus yazılımının üzerine bir tane de kazık çaktılar. OnePlus 7T'de 10'dan 11'e geçerken. Bunu ben e, acaba dedim kendim mi yanlış düşünüyorum? Yine 7T kullanan bir arkadaş vardı konuştuğumuz. O da bana aynısını söyledi. Yani ben 5T yazılımını hatırlıyorum. 3T yazılımını hatırlıyorum. 10 numara bir tamam eksikliklere vardı. Biraz saman gibiydi. Odun gibiydi. Hiçbir tat sunmuyordu. Tatsız tutsuz yazılım ama çatır çatır çalışan var o yüzden. Ya 5T kullandım 7T'ye geçtim. 7T'nin Android 10'un 11'ine geçtim. Arkadaşlar siz bu arayüzde ne yaptınız? Ne yaptınız? Nasıl bir iş bu? O OnePlus'ın dokusu, tadı kayboldu. Ne kadar kayboldu? 12'de daha fazla kayboldu. Ne kadar kayboldu? 13'de daha fazla kayboldu. Sonra zaman geçtikçe OnePlus dediğimiz firma zaten Oppo'laştı. Oppo'ya benzedi ve kimliğini bence kaybetti. Ve OnePlus markası müstakil bir kişiliğe sahip, bir karaktere sahip firma olmaktan çıktı. Bu bir kenara. Samsung tarafında bir alışkanlık var ve ileriye gittiğini gördüğüm bir yazılım var. Kendi deneyimlerim, kendi kullandığım cihazlar çerçevesinde. Bunlardan sonra benim Samsung'u tercih etmemdeki iki çok önemli yazılım özelliği Birisi Samsung Flow Öbürü de Samsung'un kamera yazılımı Şimdi Samsung Flow şu Bilgisayara bağlıyorsunuz Telefonda bilgisayar arasında iletişim başlıyor Evrensel pano, bildirim, cahçurt meseleleri var da Ben onları kullanmıyorum hiç Dosya transferi Ekran yansıtma Benim kasam var Ethernet kablosuyla modeme bağlı. Oppo'nun da böyle uygulaması var. Bilgisayarla telefonu iletişime geçiren ama ben bunu Realme'de kullanmaya çalıştım. Realme'de bu uygulama Oppo'nun uygulaması çalışıyor. Oppo bilmem ne masaüstü desktop bir şey de benden Wi-Fi kablosu istiyor. Wi-Fi adaptörü istiyor. Samsung Flow hiç öyle Ethernet kablosuymuş. Çatmış çurtmuş. Near bir şey vardı masaüstü bilgisayarda. Google bir yere getirmişti. Ben adaptör istiyorum diyor. Wi-Fi adaptörü istiyorum. Wi-Fi üzerinden. Samsung Flow kuruyorum arkadaşlar. Bilgisayarında Wi-Fi adaptörü hiçbir şey yok. Ethernet kablosuyla ile iletişime geçiyor. Ethernet kablosu bağlı masaüstüme Wi-Fi üzerinden bu telefonla Wi-Fi üzerinden dosya atabiliyor. Ve çok hızlı atıyor. Yani gerçekten çok hızlı atıyor. Ne kadar hızlı atıyor derseniz, görev yöneticisinde ben 500 megabit, bak 500 megabit diyorum. Ani spekteste hız testi yapıyorsunuz, 10 megabit, 20 megabit görüyorsunuz ya. Ben 500 megabit hızlı attığını gördüm. İnternet Speed Meter Lite var, orada da bir önceki videoda gösteriyorum, 50-55 megabit saniye dosya attığını gördüm. İnanılmaz hızlı atıyor dosyaları. Ben çok video çektiğim vakit hemen kablosuzdan dosya atıyordum. Şimdi ortada böyle müthiş bir kolaylık var. İnanılmaz tepkisel çalışıyor bu arada. Basıyorsun fotoğrafı diye gönderiyor, basıyorsun videoyu chat'ya gönderiyor. Hata verdiği, sorun çıkarttığı çok çok nadir. Bu sebepten ötürü Samsung Flow benim kullanma sebebimde. Benim Samsung Flow'u kullanmamın asıl sebebi ekran yansıtma. Bu cihazın ekranında olduğu gibi Windows bilgisayara yansıtıyor. Şimdi olduğu gibi Windows bilgisayara yansıttığında siz bunu Windows üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Kalitesi öyle çok düşük değil. Kalitesi yeterince yüksek. Kontrol edebiliyorsunuz. Siz bunu kontrol ederken telefonun ekranını söndürebiliyorsunuz. Telefonun ekranını söndürüp kamerayı kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben kamerayı almadan önce mesela kameranın ekranı dönüyor. Ben kameranın ekranından sürekli kendimi kontrol ediyorum. Küçük de olsa kontrol ediyorum. Şimdi bakın şu şekilde çekim yapmam gerekiyor. Kendimi çekmem gerekiyor. Net dedim bilmiyorum ama net demiştir. Ben kamerayı görüyorum. Ekran burada kalıyor. Hatta gösterelim onu. Şimdi benim böyle kendimi çekmem gerekiyor. Ben kendim böyle çekerim. Evet ama kadrajlayamıyorum. Acaba yüzüm net mi? Bir ayarla oynamak istesem acaba kayıt devam ediyor mu? Bir arama geldi mi? Bir şey oldu mu? Telefon sesi alıyorum. Ben bunları kontrol edemiyorum. Ben Samsung Flow'la şu gördüğünüz ekranı bilgisayara yansıtabiliyorum. Telefonun ekranı kapanıyor. Telefon video çekerken ısınıyor. E, ekranda bir sürü simge var. Isınan cihazda sabit görüntüler olmasa ekranda yanığa sebebiyet verebilir. Çünkü 4K video çekiyorsunuz. E, elbet ısınıyor. Sen bu sayede ekranı kapatabiliyorsun. Ekranı kapatmanın yanı sıra bilgisayarda ekranı görüyorsun. Sorunsuz bir şekilde görüyorsun. Bunu kontrol edebiliyorsun. Gerekirse netleme yapabiliyorsun. Bir şarjı az falansa o uyarıyı buradan görebiliyorsun. Bu eğer kendinize arkanı kamerayla çekiyorsanız inanılmaz büyük bir rahatlık. Ben bunu s 20 FE'de de kullanıyordum. S23 Ultra'da da aynı şekilde kullanıyorum. Veya mesela masadasınız bir ürün çekimi yapıyorsunuz tepe çekimi. Şimdi telefon böyle. Telefon böyle yukarıda duruyor. Benim bunu ekranı göremem. Bir kontrol etsem kontrol edemem. Mesela bir şeyi netledim mi bu? Siz geliyorsunuz şöyle ürünü tutuyorsunuz. Bu netledim acaba? Bunu kontrol edemem çünkü ekranı göremiyorum. Ama burada ekranı yansıttığınızda bunu siz görebiliyorsunuz. Veya telefon netleyemiyor bazen. Yani en iyisi bile olsa netleyemiyor belki. Samsung'un Pro Video modunda manuel ayarlayabiliyorsunuz. Manuel netlemeyle buradan bizzat manuel net bu nesneyi gö gösterebiliyorsunuz. Bu size inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Benim kullanımıma doğrudan etki ettiği için... Bakın sadece Samsung Flow tek başına bir seçim sebebi. Bak tek başına ürün seçim sebebi benim için. Böyle bir özelliği bu ekran yansıtma özelliğini. Xiaomi 13 Ultra ve 14 Ultra'ya sanırım getirirler. Ama tam olarak nasıl çalıştığını yönetmen modumu, car, car, bir şey değil. Tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bunun gibi bilgisayar üzerine yansıtabiliyor mu? Tablete yansıtabiliyor ama bilgisayara yansıtabiliyor mu bilmiyorum. Mesela şey seçiyor mu? Ethernet kablosu, Wi-Fi adaptörü seçiyorum. Şimdi ben kalkıp da laptop açayım, laptopa bağlayayım falan diyemem. Burada düzgün çalışanı var çünkü. Düzgün çalışanı var ve kamerası 14 Ultra'nın kamerası %100 ise S24 Ultra'nın kamerası %90. Hadi gönlünüz olsun. %85. Ama bana çok büyük bir kolaylık sağlıyor. %100 ile %85 arasındaki görüntü kalitesini böyle masaüstü basit bir çekimde çok ezli bir çoğunluk hani dikkate bile almaz. Sesin kötü olur daha berbat olur. Öyle bir durum var. Üstelik mesela böyle masaüstü çekim diyoruz. Ben böyle kendimi çekiyorum diyorum. Bu gördüğünüz RODO telefonu Type-C bağlıyorum. Samsung'un kamera uygulaması onu da destekliyor. Sesi de oradan telefona kaydediyorum ve yoluma devam ediyorum. Hiç ondan sonra ses sekmanizasyonu, çarpmış çurtmuş hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Bu ürünün ısınma sorunu vesaire sorunu yok. Alabildiğine videoyu kaydediyor. Üstelik siz hani videoyu kaydediyorsunuz ya. Yani, videoyu kaydederken ekranı söndürdüğü için oradan da bir termal kazanım, oradan da bir pil kazanımı elde ediyor. Pasanın üzerine krema. Benim S23 tercih etmemin en büyük sebeplerinden birisi. Mesela bugün ben bir iPhone 15 Pro Max'i almıyorsam, onlar da çok iyi video çekiyor. Samsung Flow gibi bir şey olmadığı için var. Nasıl? Mac'te ekran yansıtabiliyorsun. E ben bir de Mac alamam. Yanına bir de Mac ekleyemem. Ekonomik çözüm bu. iPhone daha iyi video çekebilir ama işte iPhone sizden direkt bir özellik eksiltiyor. Samsung'un iyi olduğu noktalardan birisi. Çok çeşitli ve çok yararlı özellikleri bir şekilde sunuyor. Ve şunu söylemek lazım. Anlam ifade eden özellikler mutlaka Samsung'da bir şekilde var. Bazı firmalarda bazısı oluyor, bazısı olmuyor. Şimdi mesela örnek vereyim. Örneği Pro video modu var Samsung'da. Enstantaneyi, ISO'yu, netlemeyi, beyaz dengesini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Mikrofonu, USB mikrofon takıyorsunuz. Çalıştırıyor. Hiçbir sorun olmadan kamera uygulaması sesi kaydediyor. Artı desibel, eksi desibel verebiliyorsunuz. Bluetooth mikrofonda ses kaydetmek istiyorsanız video kaydederken mikrofonu değiştirebiliyorsunuz. Dahili mikrofona geçmek istiyorsanız hani USB dinamik mikrofon taktıktan sonra onunla hiç uğraşmazsınız. Ben de hiç uğraşmadım ama evet bunu yapabiliyorsunuz. Otomatik olarak ne oluyor? Ben bunun ekranı yansıtıyorum, ekranı kapatıyorum pro video modunda video çekiyorum cihazın ekranına ameli yanığına karşı koruyorum. Yanar demiyorum. İhtimal %1 de olsa ihtimal. Ben bu ihtimali ortadan kaldırıyorum. Bir saatlik bir 4K video çekiminde cihazın ekranını boşuna yormuyorum. Boşuna ısınmasına sebebiyet vermiyorum. Boşuna pil tüketmesini sağlamıyorum. Her şeyi burada görüyorum. Samsung bunların hepsini birleştirmiş. Şimdi Oppo mesela Realme gt Pro var. Onda da bir tane Pro video modu var. Dandik 21'e 9 çekiyor. Seni 21'e 9'a zorluyor. FPS ayar yapamıyorsun. Hiçbir ayar, hiçbir hiçbir şey yapamıyorsun. Enstantane ISO hızını koymuş. 21'e 9 mu? Ekran tamamıyla mı ne çekiyor? Hiçbir anlamı yok film modu. Film mod diye bir şey yapmış. Hiçbir anlamı yok onun. O bir profesyonel, o bir kullanılabilir, bir amaca hitap eden bir şey değil. Şimdi biz şöyle, şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Ya Android'te 3. parti kamera uygulamaları var. Yok. Tekrar söylüyorum. Android'te 3. parti kamera uygulamaları var. Hayır yok. Şimdi ben Play Store'daki 3. parti kamera uygulamalarına öyle çok fazla güvenemem. Üstelik ya şunu diyorum bakın. Burada iyisini yapan var. Android'te milyon tane cihaz var. Tamam kamera 2 API meseleleri var. Kamera uyumluluğunu arttırmaya falan çalışıyorlar ama neden cihaz için özelleştirilmiş stok kamera uygulamasını kullanmak varken ben 3. parti kamera uygulamalarıyla vakit kaybedeyim. Üzeri çok para verdiğim bir üründe vakit kaybedeyim. Şimdi Oppo şey Xiaomi yasan. Xiaomi'de de Pro video modu var bu arada. İyi çalışan bir Pro video modu var. Onu söylemek lazım. Yani böyle iyi çalışan bir ürün var. Niye ben kalkıp da 3. parti kamera uygulamalarıyla uğraşayım? iPhone tarafında uğraşırsın ve iPhone tarafında uğraşırken şunu dersiniz. Buradaki uygulama ciddi bir uygulama. iPhone'da Blackmagic kamera diye bir kamera uygulaması var. DaVinci Resolve'un yapımcısının, DaVinci Resolve'un yapımcısı demeyelim. DaVinci Resolve'un sahibi Blackmagic Design'ın kendileri çok ünlü bir kamera üreticisidir. Kendileri çok ünlü bir medya üreticisidir. Yani capture kart üretirler Day önce olduğu için klavye edit programı için hususi klavye üretirler, kamera üretirler, ürettikleri birçok şey var. Girmeye gerek yok. Çok ünlü bir firmanın Bedava kamera uygulaması. Bak bedava kamera uygulaması iPhone'da var. Android'de bunun rakibi yok. Olanı da paralı. Filmic Pro var. Yani Android'de ne var? Motion Cam diye bir uygulama var. RAW video çekiyorsunuz. Arkadaşlar RAW videoyla mücadele etmeniz bu boyutuyla mümkün değil. Düzgün bir SSD takarsanız SSD'nin içine de kaydedilebiliyor ama ne kadar sağlıklı olur ben denemedim. Elimde deneyecek bir SSD yok. Bunun yanı sıra RAW videoyu işlemek de apayrı bir mesele. Bunun yanı sıra Type-C portunun hızlı olması gerekiyor. O yüzden videonun genelinde söylediğim gibi. Bunu burada yapan, düzgün bir şekilde yapan, ortalama da olsa mutlaka yapan bir ürün var. Diğer tarafta ben acaba yapabilir miyim? Acaba nasıl yaparım? diye soruyorum. Burada garanti bir ürün var. Tamamen şey yani bu. Tamamen iPhone kapısı. Yani benim şurada S23 Ultra'yı almam katıksız Saf bir iPhone kafası. iPhone kullanıcıları neden iPhone oluyor? Çünkü garanti. Bu kadar basit garanti. Aldığı vakit performans alacak, aldığı vakit ekran alacak, aldığı vakit kamera alacak, aldığı vakit mutlak bir ikinci el üstünlüğü alacak, aldığı vakit istikrarlı iyi bir ürün alacak, garanti bir ürün alıyor. iPhone alanlar garanti bir ürün alıyor. iPhone'un bu kadar satmasının yegane sebebi. Bu, ben de eserimi şutlayı tercih ederken, ben garanti bir ürün alıyorum. Evet, daha güzel ürünler mesela şey oyun şutlarının hızlı şarjını ben kullanmak isterdim. Mesela birinci sensörü denemek, üzerinde oynamak isterdim ama benim kendi kullanımda garanti bir ürün değil. Benim tek atımlı kurşunum var üçüncü kez söylüyorum. Ben sizin gibi sıradan bir tüketiciyim. Böyle muazzam bütçelerim yok. Kısıtlı bütçeme kendi kullanımında garanti olmayan bir ürüne bağlamak mantıklı gelmedi. Şimdi ben şu yok bende. Ben satayım yeni bir ürün alayım. O bende yok. O benim mizacımda değil. Sürekli telefonu değiştiren arkadaşlara saygım var. Ama ben satayım yeni ürün alayım. O zararı katlanayım. Benim lugatımda böyle bir hareket yok. O yüzden burada S23 tamamen iPhone kafasıyla alınmış bir ürün benim için. Bütün bunları bir kenara bırakırsak. Sonunda yine bir yorum yazmışım. Eğer yazılım meselesine genel olarak bakarsak Samsung'da bir sürü oyuncak var. Bir sürü yararlı oyuncak var. Mesela S Pen de bir oyuncak. Güzel bir oyuncak böyle. İlla telefondan video editlemek istiyorsanız. Kalem güzel bir işaretçi olacak, güzel bir parmanız yerine kulağınız daha efektif bir araç oluyor. Falan filan. Kullanmak isterseniz Dex var. Dex'te bazı uygulamalar tablet modunda çalışıyor. Video editlemek istiyorsanız bir LumaFusion alırsınız. Tablet modunda çalışıyor. Benim bildiğim kadarıyla. Orada bir iş yaparsınız. İşlemcisi hani belli seviyede video editlemeye müsait. 8 Gen 2. Genel olarak benim işletim sistemine bir alışkanlığım var. Ve yazılım kısmının başına söylediğim gibi. Ben yazılımda bir ilerleme gördüm Esin Yarın bir Android Amiral gemisi alacak olsam başka sebeplerden dolayı yine Android amiral gemisi alır mıyım o tartışma konusu. Ama bir Android amiral gemisi olacak olsam ilk Samsung'a bakarım. Ve geçmiş tecrübelerime dayanarak burada bir ileriye gidiş daha iyi olma durumu gerçekleşebilir. Ben bunu diyerek alırım o ürünü. Şimdi dördüncü madde kamera. Ben S24 Ultra'nın kamerasının tamam mı? En iyi, en mükemmel, en harika kamera olduğunu iddia etmem. Daha S24 Ultra'nın kamerasını abartılı şekilde beğenmeyen arkadaşlarımız da var. Onlara da saygı duymak lazım. Hatta benim de kendimi şikayet ettiği noktalar var. Mesela 25 FPS olmayışı Android'in çoğunda yok sadece Apple'da var. Çok büyük bir eksi. Biz Avrupa bölgesindeyiz. Ne kadar kadar anlam ifade ediyor tartışılır bu konu. Bunu bir kenara bakalım. Şimdi kamerada deklasör geçmesi var. Kamerada keskinleştirme var. Bunları good luck modülleriyle veya kameranın kendi içerisindeki ayarlarla bir şekilde halledebiliyorsunuz. Ama var mı var? 50 ve 200 megapiksel modlarında bir yapaylık var. Var mı var? 10 bit video kaydı, log video kaydı gibi yararlı oyuncaklar yok. Apple tarafında ProRes log alabiliyorsunuz. SSD video kaydı 15 Pro Max'ten. Xiaomi tarafında 10 bit log video kaydı sanırım vardı. 13 futta da 14 da. Böyle meseleler var. Samsung tarafında yok. Samsung bir sadece ne koymuş? Yüksek bit hızlı video. Çok yüksek bit rate nerede? Mesela 4K60'da 144 megabit saniyeyle video çekiyor. Ortaya güzel bir sonuçta çıkıyor. Videoda da biraz keskinleştirme basıyor. Göz alıcı, kontrastlı da olsa, biraz abartılı da olsa sonuç ortaya çıkarıyor. Benim kanaldaki videolarıma bakabilirsiniz. Bunu kamerayla çekiyorum ama önceki videolarımın neredeyse tamamı S23 aldıktan sonra S23 ile çekildi. Genel olarak da S23 bütün kameralarına bakın. Hiçbir kamerasında bir olmamışlık, kendi segmentine göre olmamışlık yok. Daha iyi yardımcı kamera olsaydı olurdu. Olurdu. Bu keskinleştirme işi olmasaydı keşke. Keşke. Genel toplam olarak bakarsak muazzam bir vukuat olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Ve ben bu ürünü birinci olarak mesela Esin Fener ben bu ürüne niye geçtim? Kamera için geçtim. Kamera için geçtim. Açık konuş, konuşmak lazım. Daha da şöyle söyleyeyim. Kamera büyük amaçlardan biriydi. Bir inceleme ürünü almak istiyordum. Samsung'a yatkınlığım vardı. E S23 Ultra fiyatı da uydu. S23 Ultra alayım dedim. Amaç buydu. Şimdi siz kamera olarak Apple'da sayarsınız. Vivo'yu da sayarsınız. Ama ben bu ürünlerin neden olmayacağını, kendi kullanımında neden olmayacağını uzun uzun söyledim. O yüzden oraya e bir daha girmeye gerek yok. Şimdi sonuç, sonuç kısmına gelirsek ve Esin Ultra 15 Pro Max, Honor Magic Pro vesaire, 14 Ultra bunları konuşursak. Benim S23 Ultra'yı seçmemin en önemli sebebi bu bir cihaz. Uç noktalara oynayan bir cihaz. Mesela ekran konusunda bulunduğu vakte göre uç noktaya oynayabilir. Samsung ekran konusunda gerçekten iddialı bir firmadır. Tasarımını beğeniyorum. Her ne kadar bu köşeli tasarımı çok beğenmeyenler olsa da. Ama en nihayetinde S24 Ultra benim için çok dengeli, alışkın olduğum ve neredeyse vukuatı olmayan bir cihaz. Benim kendi kullanımım çerçevesinde. Garanti bir cihaz. iPhone kafasıyla satan. iPhone Tamamen bak bu cihaz yurt dışında da öyle. iPhone kafasıyla satan bir ürün. Yurt dışından kastım yani yurt dışı, Türkiye'de yurt dışı satışlarında yani yurt dışından getirenler bu telefonu tamamen iPhone kafasıyla alıyor. Güvenilir bir ürün olduğu için alıyor. Belli bir seviyesi olduğu için alıyor. Yoksa şurası böyleymiş, burası, burası böyleymiş. Hayır. Samsung'un geçen seneki en üst seviye ürün olduğu için, çok kişi satın aldığı için, çok kişi olumlu yorum belirttiği için yurt dışı olarak bu ürün alıyor. Yurt dışı alanlar da gerek fiyatı olsun, gerek güvenilirliği olsun bu yüzden bu telefon alıyor. Beni de bu kullanıcı kitlesinin içerisine dahil edebilirsiniz. Bu cihazları eleştiririz. Az önce mesela kamera kısmında bazı eleştirilerim oldu. Ama benim kendi kullanımda hala S23 Ultra'dan, güncel cihazı konuşursak S24 Ultra'dan daha dengeli bir ürün Yok. Bunun bir tane istinası var kendi adıma. 14 Pro Max. Olaya saf özellik olarak bakmıyorum. Marka güvenilirliği olarak da bakıyorum. Şimdi Xiaomi 14 Ultra'nın eksiği mi var? Yok. Ama ben 75 bin TL iPhone varken, daha ucuza da Samsung varken 75 bin TL'yi bir Xiaomi telefona bağlar mıyım? Buna kesin cevap vermek zor. Ben bu cihazı mutlaka denemek ve mutlaka kullanmak isterim. Aylık giderim 100 bin TL'nin, 150 bin TL'nin üzerinde olsaydı Xiaomi 14 Ultra'yı denerdim de bu arada. Alırdım. Onu söylemek lazım. Ama değil. Şimdi tek atımlık kurşun. Bakın videonun başından sonuna kadar söylediğim şey. Tek atımlık kurşun. Tek atımlık kurşun. Bunlar kötü cihazlar değil. Bunlar çok çok iyi cihazlar. Bunlar Magic 6 Pro, Xiaomi 14 Ultra, S4 Ultra ile iPhone 15 Pro Max rekabet edebilecek cihazlar. Rahatlıkla rekabet edebilecek cihazlar. Kaldı ya 14 Ultra'yı biz bunlara rakip çıkartırız. Olmadı 95 dersiniz. Ama iş sonucu vardığında çok ezici çoğunluk Samsung'a Apple alacak. Ezici çoğunluğun ezici çoğunluğu da Apple alacak. Haklılık payı var. Türkiye gibi fiyat duyarlı bir memlekette ikinci el, ikinci el. Yani adam 2 sene sonra sattığında bir sonraki iPhone'a çok daha rahat geçecek. Biz zaten dün S20 Ultra'nın değişim kampanyasına Samsung'un bizzat resmi sitesinde değişim kampanyasına düştüğü hali gördük. Verilen fiyatlar 13 Pro Max'e, 14 Pro Max e Max'e, 13 Pro Max, e, 13 Pro Max e özellikle verilen fiyatı gördük. S23 Ultra'ya verilen fiyatı gördük. Böyle de bir gerçek var. S24 Ultra'yı ben alırdım. Muhtemelen de birinci tercihim olurdu. S24 Ultra'ya rakip olarak da kendi adıma hakikaten para bağlardım diyebileceğim tek ürün iPhone 15 Pro Max. Kısıtlı bütçe çerçevesinde çok param varsa bütün seçenekleri ortaya serebiliriz. Kısıtlı bütçede yani tek adımlık kurşun varsa iPhone 15 Pro Max, S24 Ultra'nın karşısına. Benim için daha iyi özellikleri var. Benim için çok kritik özellikleri var. SSD video kaydı, ProRes Log bunlar. Bunların Samsung'da olması gerektiğini düşünüyorum. Bir video SSD kayıt kendi stok kamera uygulaması içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Or da beni bir şey geriye iterse iPhone'dan 20.000 TL'lik fiyat farkı ve iOS iter. iOS'un ben kısıtlı bir işletim sistemi olduğunu düşünüyorum. iOS benim çok hoşuma gitmiyor. Bu sebeplerden ötürü iPhone 15 Pro Max'ten uzak durursam dururum. Onun dışında gayet 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 gerçekten çok beğeniyorum 15 Pro Max'e. Bunun dışında Honor Magic 6 Pro gelecek. Bunun dışında Xiaomi 10, Ultra gelecek. OnePlus 12 gelecek. O gelecek, bu gelecek falan filan. Honor Magic 6 Pro'nun geleceği 60 bin TL. OnePlus 12'nin 50-55 bin TL. Bunlar tercih edilebilecek cihazlar. Xiaomi 14 Ultra 75 bin TL. Tercih edilebilecek bir cihaz. Bu üçler arasında ben en kuvvetli cihazın Xiaomi 10 Ultra olduğunu düşünüyorum. 15 Pro Max serisinin 4 Ultra'ya en fazla rakip olabilecek, en kuvvetli rakip olabilecek cihazın 14 Ultra olduğunu düşünüyorum. Magic 6 Pro'yu beğeniyorsanız bir şey söyleyemem. Bu üçlü arasında da firma kültürü olarak, amiral kültürü olarak, Türkiye'de satış olarak tartışmasız bir şekilde Xiaomi hepsinden daha önde. Biz iyi kötü 13 Pro'yu gördük, 12 Pro'yu gördük. Xiaomi 11'i gördük, Xiaomi 10'u gördük. E, Honor da sattı da Honor her zaman Huawei'nin yancısı gibi bir şeydi. Xiaomi müstekil bir şekilde amiral gemisini sattı. Sattı bir şekilde sattı. 13 Pro'yu gördük. 75.000 TL çıkarma pahasına da olsa 14 Ultra'yı getirirler. Bir kültürü var. Hala yani Xiaomi'nin marka algısı elbette Samsung'a bu kadar yüksek değil ama olacak o kadar. Ama olacak o kadar. Onların da uzun bir süre amiral gemisi satma. Yani 14 Ultra mutlaka 15 Ultra'yı getirmeleri gerekiyor. 14 Ultra'yı bütün sene bulunabilir halde tutmaları gerekiyor. Ki bir seçenek olarak kalsın. Her zaman için kullanıcıları bir seçenek olsun. Kullanıcı her zaman ikilemde kalsın. Yani biz yıllardır Samsung'a Apple'a gidiyoruz ama ya bu telefon şarj olmuyor. Hızlı şarj olmuyor. Adam bana kutudan 90 w hızlı şarj veriyor desin. Kutudan 90 w hızlı şarj veriyor adam bana. Apple ve Samsung'da onun karşılığı 3000 TL falan. Bu da bir gerçek. Yani böyle bir özellikle akıl çelebilir. Niye olmasın. Önce çok yüksek bütçesi olan, telefon değiştirmeyi seven bir kullanıcı alır, dener, yorumlar. Ben bundan şöyle şunu şunu kullanıyordum, şuna geçtim, memnun kaldım der. Sonra bütçesi daha kısıtlı olan kullanıcılar, ya ben buna para bağlayabilirim der. Oradan o şekilde yayılır. Bu iş böyle olur. Çünkü öbür türlü orada güvenli tercih varken çok ezici bir çoğunluk parasını bağlamaz arkadaşlar. Ya bakın siz 14 Ultra'yı, ne bileyim 13 Ultra'yı yok, Magic 6 Pro'yu yok, S24 Ultra'yı bir kenara bırakın. iPhone 13 çatır çatır satıyor. Halbuki iPhone 13'ün 7-8 bin TL daha ucuzuna S23 250 satılıyor. Kesinlikle S23 dedik iPhone 13'ün 128'inden 7.000 TL ucuz dedik. 256'dan da 10 11 bin TL daha ucuz. Kesinlikle S23 iPhone 13'ten daha iyi model. Samsung markası 30 bin TL gibi gayet makul bir fiyata satıyor. Ama gün geldiğinde hangi cihaz daha çok satıyor? iPhone 13. E-ticaret sitelerine bakın. Yorum sayısına bakın. Hangisi daha çok satıyor? iPhone 13. Ve çok satıyor. Çok satıyor. 14, 15 bunlar çok satıyor. Demek ki kimse bizim kadar öyle özelliğe özelliğe bakmıyor. Bak o kadar konuşuruz ama kimse o kadar özelliğe bakmıyor. Markaya bakıyor, güvenilirliğe bakıyor. Ben çok para bağlıyorum. Garanti alayım. Maceraya girmeyeyim diye bakıyor. Bu çerçevede bu firmaların bizim gibi nispeten meraklı insanların aklına çelebilmesi için cazip fiyat uygulaması gerekiyor. Bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik. Ben Esrim Ultra'yı niye aldım? Neye dikkat ettim? Bugün olsa ne alırdım? Esrim Uçturalı'yı mı söyledim? 15 MX'e bakardım mı? Söyledim. Herhalde yeterli ve detaylı bir şekilde Esrim Ultra'yı neden tercih ettiğimi anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Bunlardan sonra videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğeni paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayında ve görüşmek üzere. Hoşça kalın.